Aslında bu IOT üzerinden veri sağlama hizmeti şu an çok popüler ve birçok şirket bu alanda çalışma yapmaya başlattı. Bunlardan büyük uydu şirketleri var. Büyük uydu şirketleri dediğimiz aslında Geostationary Orbit'te konumlanan büyük uydular. Ve bunlarla bu hizmeti sağladığınız zaman maliyetleri çok yüksek oluyor. Bunu <laughs> yaptığımız analizlerle, simülasyonlarla, 80 adet uyduyla dünyanın her tarafını kapsayıp saat başı veri alabiliyoruz saat başında siz istediğiniz her noktada dünyanın hangi noktasında olursanız olun biz bu veriyi size sağlamayı hedefliyoruz. Öncelikle bu hizmeti Türkiye'de sağlamayı istiyoruz. Aslında bu hizmet aynı zamanda stratejik bir hizmet. Çünkü Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması kapsamında da önemli bir olanak sağlayacak. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi'nde yakın zamanda bir sözleşme imzaladık, bir protokol imzaladık. Bu protokolle birlikte Ankara Üniversitesi'nde bir yer istasyonu kuruyoruz. Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında bu yer istasyonuyla verilerimizi Türkiye'deki, Ankara'daki yer istasyonumuza indireceğiz. Buradan verileri sağlayacağız. Bu anlamda Hello Space'in hedefleri global. Dünyada Hello, cep uyduları üzerinde özellikle lider olmak istiyoruz. İlk hedefimiz bu. Hello Space olarak intern programımız var. Uzun dönem staj programımız. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin birçok üniversitesinden son sınıf öğrencilerini almaya çalışıyoruz. Ve buradaki temel hedefimiz, bu 8-9 aylık stajın sonunda arkadaşlarımızı, ekibimize, mühendis kadrosunda işe başlatmak. Bu motivasyonla güzel bir staj programı organize ettik. Ve şu anda bu programa 1250 öğrenci arkadaşımız başvurdu. Çok ciddi bir ilgi var. Bu bizi çok sevindirdi. Önümüzdeki yıllar bu sayını katlanarak artacağını düşünüyoruz. Ve biz bu 1250 sayısından 7 arkadaşımızı aramıza kattık. Burada aslında... Vizyon önemli. Burada kurucu ortağımız Zafer Bey ile birlikte bu vizyon sayesinde bu alana yatırım yaptık. Ve bu vizyon sayesinde dünyadaki önemli problemleri çözmek istiyoruz. Ve evet söylediğiniz gibi uzay çalışmalarında yatırım miktarı çok oluyor, getirisi uzun dönem oluyor. Ama buradaki vizyon ve son teknolojinin kullanılması, ileriki dünyadaki büyük problemlerin çözülmesi vizyonuyla yaklaştığımız için bu alana hiç çekinmeden şüphe etmeden girmiş olduk. Burada devletimizin de önemli destekleri oluyor. TÜBİTAK desteklerine başvurular yapıyoruz burada. Örneğin TÜBİTAK Big desteği aldık. Farklı programlara başvuruyoruz kendi kaynaklarımız kadar. buradaki Buradan gelen kaynakları da direkt RG'ye yansıtmış oluyoruz. E, tabii burada kaygıdan çok biz kendi önümüze bakıp, çünkü global hedeflerimiz var. Burada hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Hızlı oluyoruz ve 6 ay gibi kısa sürede ilk test uydumuzu ortaya çıkardık. İst, is, is, İstanbul olacak uydumuzun. İstanbul uydumuzu Mayıs ayında SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya göndereceğiz. Bu ilk test uydumuz olacak. Ardından ikinci test uydumuz Ekim ayında planlıyoruz şu anda. Bu uydularımız başarıyla çalıştıktan sonra seri üretime geçerek 20'şer 20'şer belki 30'ar 30'ar uydular göndermeyi hedefliyoruz. Bir hızlı bir şekilde... Tabii kesinlikle çok hızlı olmaya çalışıyoruz bu alanda çok dünyada var rakiplerimiz var bu alanda gelişmiş ülkelerden rakiplerimiz var fakat biz de şu an iyi konumdayız burada cep uydusunu tercih etmemizin temel sebebi var çok yeni bir teknoloji ve inovatif bir teknoloji biz de bu arada inovasyona dayalı bir değer yaratma hedefiyle, inovasyona dayalı bir problem problemleri çözme hedefiyle yola çıktık. Bunun için cep uyduları tercih ettik. Yoksa daha geçmiş tarihe olgunlaşmış bir pazarı olan küp uyduları da tercih edebilirdik, küp satları. Ama biz burada yıkıcı bir inovasyon düşündüğümüz için aslında çok da büyük riske girerek, daha zoru deneyerek cep uyduları üzerinden bu zor görevi başarmak için yola çıktık. Hello Space olarak LoRaWAN haberleşme protokolünü kullanıyoruz. Bu kapsamda dünya LoRa Alliance dediğimiz bir topluluk var. Çok büyük şirketlerin içerisinde bulunduğu Bu topluluğun bir parçasıyız. Bu LoRaWAN teknolojisi kullanarak onlara uyumlandırmamız çok kolay olacak. Yani siz Hello Space'in hizmetini kullanmak istediğiniz zaman çok küçük değişikliklerle hızlı bir şekilde kullanacaksınız. Yani bunun için ayrı tasarlanmış sensörler, modüller almanıza hiç gerek kalmayacak. Bu da çok önemli bir avantaj sağlıyor globalde bizim için. Burada aslında uzay alanında çok büyük fırsatlar var. Şu an dünyada çok popüler ve hızlı ilerliyor. Uzay alanındaki gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Siz de gördüğünüz gibi Amerika Ay'a gitmeye çalışıyor. Mars'la ilgili projeler var. Milli Uzay Programı, Türkiye Uzay Ajansı'nın liderliğinde bu programın olması çok önemli. İleriye dönük hedefler yakın zamanda Ay misyonunda olacak. Bunlar bizi çok heyecanlandırıyor.